Çok zor günler yaşadık burada. Çok su baskınları oldu. Merkezi üzerinden geri tepiyordu. Evlerin içine su giriyordu. 30 yıldır beklenen bir hizmet. Burada benim komşularım suyun altında kaldı. Sudan kurtardık. Kimse ilgilenmedi. Ama bugün Büyükşehir'e çok teşekkür ediyorum. Hiç kimseyi mağdur etmeden bir iş yapıyorlar ya. Veli nimet. Burası Sultanbeyli. İSKİ ekipleri Ömerli içme suyu havzasına akan Karanlık Dere'de ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Karanlık Dere güzergahında yoğun yağışlarda su baskınları yaşanıyor ve dereye atık sular karışıyordu. Bugüne kadar bitirdiğimiz bu sürece kadar günlük yaklaşık 15 bin metreküp su Ömerli, canım Ömerli içme suyu barajımızı besleyen kollarına karışıyordu. Bu senede neredeyse 6 milyon metreküp atık su anlamına geliyor. İşte bunun nedeni Pendik'te, Tuzla'da, Sultanbeyli'de, Çekmeköy'de, hatta Sancaktepe'de gerekli altyapı çalışmalarının, yatırımlarının yapılmamış olmasıydı. Biz işte İstanbul'un her yerine bu anlamda yetersiz olan altyapıya yatırım yapıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş ve çözüme kavuşturulmamış bu sorunun çözümü amacıyla İSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Karanlık Dere güzergahı boyunca 3'e 2,5 U kesit, 2,5'a 2,5 kapalı kutu kesit 1546 metre dere ıslahı planladık. Ne kadar pislik gidiyordu buradan ya baraja. İyi oldu. Pislikten kurtulduk. Bir defasında burada dere taştı. Burası komple kapandı. Adam biri evde mahsur kaldı. Çatıya çıktı. El ele bütün mahalle halka oluşturduk oradan. Adamı kurtardık evimizden. Çocukla beraber aldık adamı. Ama su böyle göbeğimize kadar geliyordu. Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisine ulaştırılmak amacıyla 2978 metre 400 milimetre iç çapında ve 500 milimetre iç çapında atık su hattı planladık. Ayrıca 400 milimetre ve 1600 milimetre iç çapları arasında 1827 metre yağmur suyu hattı planladık. Kaç tane araba düştü buraya? Kaç tane araba düştü? Tepetaklı, kamyon, taksi. Ama bugün bir tehlikeden kurtardılar. Çalışmalarımıza Mayıs 2023 itibariyle başlanmış olup şu ana kadar 1100 metre atık su hattı, 200 metre yağmur suyu hattı, 450 metrede dere ıslahı imalatı tamamladık. Çalışmalar tamamlandığında Ömerli içme suyu havzasına karışan atık sular kanalizasyon sistemine alınacak. Ayrıca su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Bütün mahalle pisliğini atıyordu. Şimdi temiz oluyor. 30 yıldır yani gelmemiş bir hizmet. Bugün buraya geldiyse bu insanlar bunu görmesi lazım. 16 milyon için.